intrinsically no good. I have a heart that's made of wood. And I am arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Only reciting memorized lines. And I'm not fit to touch the hem of your garment. Evet, canlı yayınımıza başlıyoruz. Haftanın son işlem gününün son canlı yayını arkadaşlar. Ve ben Serkan Uludağ, tekrar karşınızdayım. Bugün 14 Eylül 2012. Dün ikinci canlıydık. Saatlerimiz 16.33 şu anda. Ve şimdi Eurodolar paritesi için kısaca bir özet geçelim. Bugün için ne demiştik, ne oldu şeklinde. Hatırlıyorsanız kapanış fiyatımız şuradaki 30.02 seviyesinin, dün bu 30.04'lerdeydi ve buranın altında bir kapanış gerçekleştirmiştik ve demiştik ki 30.02 seviyesinin üzerinde kalmadığımız sürece geri çekilmeler 29.47'ye kadar gelebilir. Ama buranın üzerine kalırsa yön biraz değişecek ve 30.36 ve 30.91'e doğru hareketler gözlenebilir demiştik gece analizlerimizde. Ve bunların hepsi tek tek gerçekleşti arkadaşlar. Görüyorsunuz öncelikle 30.36'ya, arkasından da 30.91 seviyesine kadar hedeflere tek tek ulaştık bugün. Buranın da üzerinde kalmayı başarırsak dedik ki 31.31'e doğru, 31.32'ye doğru bir hareket gerçekleşebilir. Bakalım şu anda 30.91'in üzerindeyiz ve 31.31'e doğru bir hareket gelecek mi diye kontrol ediyoruz şu anda. Hatırlarsanız günlük grafiklerden de tekrar gösterelim. Şuradaki 200'lük hareketli ortalamamızın üzerine çıktıktan sonra günlük grafiklerde 28-25, bakın şuralardaki bu kırıldığı zamanlarda 28-30'lar civarındaydı. Şuralardaydı, evet. Tam şu seviye bakın. Gördüğünüz gibi zaten bunun üzerine çıktı. Günlük kapanışı yaptı ve yeni bir senaryo okunacak bundan sonra dedik ve bu hareket tek tek geldi. Tabii ki bunda etkisi nedir? Bunun etkisi nedir? Artık haftanın son işlem günü, akşam saatlerine yaklaşıyoruz. Muhtemelen risklerinizi de biraz azaltmışsınızdır diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha rahat konuşalım. Buradaki en önemli faktörlerin başında Avrupa Merkez Bankası'nın kararlı olan tavrından dolayı bu hareketler gerçekleşmeye başladı. Almanya'yı bile bu SME ile ilgili kararı sınırlı olsa sonuçta kabul ettirdiler. Onun dışında dün zaten görüyorsunuz yine FED'den gelen teşvikler vardı tahvil alımı ile ilgili. Bu da doğal olarak piyasadaki doların bollaşması ya da bollaşacağı nedeniyle de doların değer kaybetmesine neden oldu ve 1.30'ların üzerine çıkmayı başararak 30.91 hedefimize kadar ulaştık. Dediğimiz gibi şu andan sonra artık zaten haftalık kapanışlara yaklaşıyoruz. Çok risk almamak gerekiyor ama yine de hafif dikkatli olmamız gerekiyor. 31.31 seviyesine doğru bir hareket yine tekrar gerçekleşebilir ama bu 30.91'in üzerinde kaldığımız sürece. Sait Bey demiş, biz Forex Park olarak genelde ayı piyasası bekliyoruz. O yüzden yükselişlere giremiyoruz bir türlü demiş. Peki. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane de hatta şurada bir hızlı resim de göndermiş Sait Bey. Bir de sterlin. Evet Sait Bey, resmi şimdi gördüm. We will be ready when you are. Patient bear. Bekleyen bir ayı. Sterlin dolar paritesine bakalım şimdi. Sterlin dolar paritesi için ne diyebiliriz? Sterlin dolar paritesi de yine dün gece ne demiştik? Şurada bir seviye belirtmiştik. 61.71 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kalırsak 61.96 ve 62.38'e doğru bir hareket beklemiştik.
bu hareketler zaten yavaş yavaş yaklaşıyor arkadaşlar. Daha doğrusu hepsi de değdik. Buranın üzerinde kalması durumunda 63'lere doğru yavaş yavaş yaklaşacağız. Az önce yalnız söyledim, kusura bakmayın. O yüzden 63'lere doğru bir hareket. Bugün için 63'lerin daha da üzerini görme ihtimalimiz çok çok düşük. Ama belki haftaya tekrar 63'lere yaklaşma ihtimalimiz söz konusudur. Bunu da belirtebiliriz. Sesle ilgili bir sorun olmasın diye biraz açtım. Tamam. Peki bu 63'leri hangi durumda bekleyeceğiz? 62-37'nin üzerinde bir saatlik kapanış şu ana kadar yaparsak bunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki bölgeye kadar yaklaşık 60 bitlik bir hedef var. Bu hedefe ulaşma ihtimalimiz de söz konusu olacaktır. Ama 62-38'in altında kalırsak zaten bakın çok net olarak gözüküyor şurada 30 dakikalık grafiklerde de. Gayet güzel bu seviyeye değdik. Üzerinde saatlik bir kapanış olmadan ki 30 dakikalıklarda bile olmamış görüyorsunuz. Aşağı doğru tekrar geldi. Bakın çok güzel bir seviye 61.96. Daha önceki hedefimiz biliyorsunuz her hedef geçildikten kırıldıktan sonra artık destek konumuna gelir bizde. O yüzden bu seviyeye kadar geldi ve buradan hop tekrar yukarı doğru 20 bitlik bir hareket gerçekleşti. Aslında oradaki seviye güzel bir, yani faydalanmak isteyenler için de uygun bir seviye. Hala bunu söyleyebiliriz. Trend sonuçta yukarı olmaya devam ediyor. Ama biraz daha işimi garantiye alırım, daha riski azaltmak istiyorum diyorsanız da 62-38'in üzerinde kalınmasını bekleyebilirsiniz. Ki zaten hedef 61 arkadaşlar. O yüzden o da mantıklı bir karar olabilir. Gelelim şuradaki altına, evet. Altına bakıyoruz şu anda. Altındaki durum nedir? Altın 1773.13 seviyesinde resmen takıldı arkadaşlar. Bu seviyenin ne altına ne üstüne inebiliyoruz. Altının altına inememesi de bu seviyenin gerçekten dikkat çekici. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda bakalım, evet. Eğer ki şuradaki bölgenin tekrar üzerine çıkmayı başarırsak o zaman 1785.84'e kadar bir hareket etme ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Tamamdır, bunu da söyleyebiliriz altın için özellikle. Bu arada platformla ilgili yine bir sorun var sanırım. Onu da peki birazdan düzeltelim o zaman. Onu sonra bunu yaparız. Genel olarak zaten çok da farklı fiyatlar yok ama yine de altın şu anda 1773'lerin üzerine zorlamaya çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun dışında söyleyebileceğimiz başka dolar TL için konuşabiliriz. Dolar TL için ise şu anda 79.18 civarlarında bir miktar daha gerileme oldu. Yani şu anda görmüş olduğunuz durumu tekrar söyleyelim. Şuradaki 78-76 seviyesine doğru bir hareket tekrar yapacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi ben biraz daha orta vade düşündüğümüzde bu seviyelerin çok da fazla altına inebileceğini tahmin etmiyorum. Yine de o yüzden takip şu anda çok mantıklı değil. Yani aşağı doğru hareket etmek birazcık riskli çünkü bakın şuralarda çok kuvvetli destekler var. Görüyorsunuz şu desteklerin öncelikle bir altında kalacağız ki ancak ondan sonra yani 79'ların altına ineceğiz ki ancak ondan sonra belki aşağı tepkiler gelebilir. O yüzden artık bugünü dolar TL için bence kapatma vakti geldi. Dolar TL'yi bu saatten sonra ilgilenmeyelim. Çünkü hem zaten yurt içi piyasalarda kapanıyor. Artı şöyle bir durum var, haftalık kapanışa giriyoruz, pazartesi gecesi riskini almayalım. Son olarak da VTI'ye bakacağız. Evet, VTI için ise şurada görmüş olduğunuz gibi 99.54 seviyesi önemli. Bu seviyenin eğer ki üzerinde kalmayı, daha doğrusu şuradaki 99.76 önemli. Bu seviyenin üzerine kalırsak 100.72 demiştik. Bu hedefimize de yaklaşık 30 pip civarına yaklaştık. Yani şuradaki 99.74'ten yaklaşık 67 pip daha yukarı hareket gerçekleşti. Bakalım şuradaki hedefe de tekrar ulaşabilecek miyiz? 99.76'nın üzerinde kalmasını bekliyoruz bunun için. Tamamdır. Zaten platformumuzda da şöyle yapalım. Evet.
Evet arkadaşlar, genel olarak özet bu. Haftaya bu yukarı hareketlerin devam etme ihtimali hala söz konusu. Onu söyleyeyim, hem eurolarda hem sterlin dolarda. Kesinlikle çok yükseldi, artık aşağı dönüyoruz şeklinde bir bakışımız olmaması gerekiyor. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Öncelikle aşağı hareket için ya belirli seviyelerin kırılmasını bekleyeceğiz ya da diğer bir alternatif şu olacak. Belirli direnç noktalarından küçük stoplar ile aşağı hareket beklentisi içerisinde küçük küçük girebiliriz. Bunların hepsi olabilecek senaryolardan. Pazar gecesi zaten daha detaylı olarak analiz yapacağız sizlere yazılı olarak. Şimdi kaydımızı duralım ve diğer konular hakkında sizlerle biraz istişare yapalım. Kimler ne düşünüyor, sorularınız neler, hepsine tek tek cevap vereceğiz zaten. Tamamdır. Peki o zaman kaydımızı durduralım.